Burun estetiği ismi daha çok kullanılıyordu eskiden ama son 5 yıldır tabii ki fonksiyonel burun estetiği daha çok kullanılıyor. Ne demek o? Çünkü burun sonuçta nemlendirme, filtrasyon yani filtreleme, dışarıdaki tamam. toz gibi şeyleri filtreleme, nemlendirme ve ısıtma özelliği olan bir organ. Aynı zamanda koku alma organımız. Tabii ki bu fonksiyonların yerine getirilmediği bir burun şahsı aynı şekilde yanımsız edecektir. Tabii. Dışarıdan ne kadar güzel bir çatı, güzel bir uç, güzel burun delikleriniz, yüzünüz oturan bir burnunuz olsa bile nefes almayan bir burun veya fonksiyon göremeyen bir burun sizi mutsuz edecektir. Bu mutsuzluğu engellemek için mutlaka ikisi beraber değerlendirilmesi lazımdır. Bazı burunlar vardır dışarıdan çok kötüdür. Kişinin kendine güveni çok iyidir ama nefes aldığı, nemlendirme fonksiyonu yaptığı, horlama yapmadığı, gece ağzı açık uyumaya neden olmadığı şekilde olduğu zaman bundan çok mutludur. Çok önemli. Ama ikisinin beraber yapılması bir taşla iki kuş vurmak gibi düşünün. Hem dışını değiştiriyorsunuz tabii. hem içerisindeki nefes problemini çözüyorsunuz. O çünkü biz burun ameliyatı yaparken ya da burun ameliyatı planlarken mutlaka fonksiyonel kısmına bakıyoruz. Bütün burun cerrahları için geçerli bu. İyi olan bütün burun cerrahları, bu plastikçi olabilir, kulak, burun boğazcı olabilir, fark etmez. Burun cerrahıysa burun etleri, burundaki kıkırdak eğrilikleri, gerekirse sinüslerdeki doluluklar, genzinde bulunan geniz eti veya bazı patolojilerin hepsini çözerek hem dış görüntüsünü aynı seansta tabii. hem içerisindeki patolojileri de çözmüş oluyoruz. Yani fonksiyonlarında daha iyi hale ya da kesinlikle varsa bozukluk gerekiyor. Çalışır hale. Zaten hep sizler de öyle yaklaşıyorsunuz. Eğer bir sağlık problemi varsa öncelikli olarak burnun yapılması tabii lazım ki. Diyorsunuz. Peki.